Ayşe'nin Marifetli Elleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir çatlak kurabiye yapacağız. Çikolatalı brownie çatlak kurabiye. Çikolatalı olması ayrı bir tat, ayrı bir lezzet veriyor içinde kıvamına. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi çok bekletmeden hemen tarife geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tarife geçtik. Şöyle malzemelerimizi hemen sayayım. 4 tane yumurta, 8 kaşık kakaomuz var, 4 bardak unumuz var, 1 bardak pudra şekeri, 1 bardak çikolata, 1 bardak toz şeker, 1 bardak sıvı yağ, 2 paket vanilya ve 2 paket kabartma tozu. Yani birer yemek kaşığı oluyor vanilyayla kabartma tozu. Yumurtanız büyükse 2 tane koyun, küçükse 3 tane. Ama benim yumurtalar güzel olduğu için 4 tane koyuyorum 2 tepsi için malzemelerimiz. Şöyle yumurtaları ilkin koyalım. Çırpmaya başlayalım. Gerçekten çok beğenildi çatlak kurabiyelerim. Çok güzel yorumlar aldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunu da çatlak kurabiye malzemesi hemen hemen aynı. Ama bunu çikolatalı yapacağız arkadaşlar. Şöyle güzelce yumurtamızı çırpalım. Biliyorsunuz çok önemli. Şöyle sıvı yağımızı ekleyelim. Sırasıyla malzemelerimizi karıştıracağız. Şekerini ilave ediyoruz. Bir bardak. Malzemelerimiz 2 tepsilik için. Şöyle şekerimizi de karıştıralım yumurtayla. Tamamdır. Şöyle biraz unumuzdan koyalım. Vanilyamızı ekleyelim. Kabartma tozumuzu ekleyelim. Hepsi elenmiş olmalı arkadaşlar. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şöyle kakaomuzu ekleyelim. Ve karıştıralım. Hamurumuz bu şekilde olması gerekiyor. Kıvamı böyle olacak arkadaşlar. Çok sert bir hamur istemiyoruz. Böyle ıslak brownie kurabiyemiz çikolatalı olacak. Şöyle şimdi çikolatasını içine koymayacağız. Elimize top top yaptığımız zaman içini alıp yuvarlayıp tepsimize dizeceğiz arkadaşlar. Bu kıvamı bunun için çok güzel. Yumuşak diye sakın un koymayın. Malzemelerimiz tam geliyor arkadaşlar. Bakın böyle olacak. Bu şekilde. Şimdi 2 saat buzdolabının alt rafında, buzluğuna koymuyoruz. Normal rafında 2 saat bekleyecek. Sonra güzel güzel ceviz büyüklüğünde toplar alıp tepsimize dizeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 saat tam dolapta dinlendi. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı yardımıyla ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Dediğim gibi içine şöyle birkaç tane istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şöyle biraz da üzerine koyacağız çünkü. Şöyle yuvarlıyoruz. Çikolatalı çatlak kurabiyelerimiz oluyor. Brownie'li. Şöyle her yerini buladıktan sonra şu şekilde tepsimize diziyoruz. Bir tane daha gösterelim. Çok hamurla oynamıyoruz. Hemen pudra şekerini buladıktan sonra tepsimize diziyoruz. Bu şekilde bütün tepsiyi dolduracağım. 2 tepsi olacak arkadaşlar bu defa. Tek tepsi olmayacak. Arkadaşlar hepsini ben şöyle güzelce yuvarladım. Çünkü pudra şekerini sürekli bandırdığımız için elimiz pudra şekeri oluyor. Şöyle güzelce hepsini sıraladıktan sonra rahat rahat alıp
pudra şekerini buladıktan sonra yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken konu, içine çikolata koyduğumuz için hani çok güzel kapatmanız, yoksa erir, akar içinden arkadaşlar fırında. Güzelce kapattıktan sonra, şöyle buladıktan sonra pudra şekerimizi sırayla diziyoruz. Şöyle güzel güzel. Ve o kadar lezzetli, o kadar taze kalıyor ki ben birebir kendim şahit olduktan sonra sürekli yapıyorum. Kavanozumu dolduruyorum. Kesinlikle şöyle 4 gün tazeliğini koruyor arkadaşlar. 4 gün böyle aynı ilk yaptığınız kadar lezzetini koruyor. Kesinlikle emin olabilirsiniz. Yaparsanız anlarsınız ne kadar lezzetli olduğunu. Şimdi şöyle güzelce hepsini buladıktan sonra yerleştireceğiz. Bu arada 180-190 derece ayarladım fırınımı. Çünkü güzel ısınmış olması gerekiyor. Fazla değil, 10 dakika kalacak içerisinde. 10 dakika sonrasında çıkarıyoruz. Tamamdır. Ben hepsini bu şekilde yapıp diziyorum. Fırına gidiyoruz artık. Evet, kurabiyelerimiz çıktı fırından. İki tepsiyi şöyle göstermek istiyorum sizlere. Harika oldu gerçekten de. Her zamanki gibi mis gibi kokular yayıldı evimize. Bakın şöyle yakından gösteriyorum. Ne kadar güzel. Çikolatalı çatlak kurabiyelerimiz. Hepsi birbirinden güzel oldu. Kesinlikle yapın, deneyin diyorum arkadaşlar. Şimdi sunuma geçiyoruz. Evet, kurabiyelerimiz fırından çıktı. Sunum tabağıma aldım ben. Harika da bir lezzeti olmuş. Gerçekten her zaman yaptığım tarif. Hep aynı lezzeti alıyorum. Bugün çikolatalı yaptık çatlak kurabiyelerimizi. İçindeki o brownie tadı bambaşka olmuş çikolatayla birlikte. Şöyle yakından göstereyim. Sunum tabağım kalp deseninde olduğu için şekli çok bozulmasın diye fazla koymadım. Tepsilerde gördünüz ne kadar güzel olduklarını. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın, yeni gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Benimkiler zaten biliyorlar. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Her zamanki gibi hepsini okuyorum, cevaplıyorum arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz çatlak kurabiyeydi. Kakaolu, mis gibi bir koku, harika bir lezzetti. Sizler de yapın, sizler de tariften mahrum kalmayın. Kesinlikle not alın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum herkese.